Herkese merhaba. Bu videoda Bobcam versiyon 9'da kem ağacına genel bir bakış yapacağız. Bobcam versiyon 9 gördüğünüz üzere SolidWorks'un içerisinde entegre şekilde çalışan bir program çeşitlemesidir. Versiyon 9'un içerisinde farklı farklı kem ağacı ile alakalı ana başlıklarımız var. Nedir bunlar? Kem parçası üzerinde sağ tıkladığımızda göreceğimiz üzere yeni iş, şablondan iş, frezeleme ayarları, kesme koşulları, takım çoğaltma, takım kütüphanesi, freze takım tutucuları, adaptör kütüphanesi, delik ölçüleri ve malzeme kütüphanesi gibi başlıklarımız var. Bunların her birisini ilerleyen videolarımızda zaten ayrı ayrı inceleyeceğiz. Onun dışında burada gördüğünüz gibi şurada bir unsur ağacımız var. Yani datamızın SolidWorks'te nasıl tasarımlandığıyla ilgili olarak bir unsur ağacımız var. Şu işaretimiz zaten üzerine gelip mouse'u beklettiğinizde kem ağacı yöneticisi olarak ismi belirmektedir. Tıkladığımızda versiyon 9 Bobcam kısmına gelmekteyiz. Aynı zamanda yukarıda Bobcam'i tıklayarak da kem kısmına geçiş yapabilirsiniz. Şimdi burada ne var? Ayarlar, yeni kemiş, simülasyon, NC editör, özellik, bilgi tabanı gibi ana başlıklarımız mevcut. Ve şu alt tarafta da farklı kısa yollarımız mevcut. Yani şu gördüğümüz imgelerin her birisi farklı farklı işlere yarayan kısa yol imgeleri. Nedir bunlar? Şimdi teker teker biraz bunlara bir genel bakış yapalım. Şimdi üzerine gelip mouse'u beklettiğinizde zaten genel olarak bir başlık olarak bir isim yazıyor. Kem ağacına bakın şöyle geldiğinizde kem ağacına yeni bir iş ekle. Yani biz burada herhangi bir parçayı açtık ve parçaya kem yapmak istiyoruz. Normalde yapacağımız işlem kem parçası üzerine gelip sağ tıklayıp yeni işi tıklamak ya da Bobcam'i tıklayıp buradaki kısımdan yeni kem işi tıklayarak bir kem sayfası oluşumu adına bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama bunun dışında gelip buradan direkt kısa yol tuşuna basarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında hemen yanında ne var? Şablondan yeni bir iş oluştur. Şablondan iş diye bir özelliğimiz var. Nedir şablondan iş? Örneğin burada parça üzerinde gördüğünüz gibi bu parçayla alakalı işlemi yapılmış olan farklı takım yollarımız mevcut. İşte bir yüzey tarama işlemi yapmışız, etrafını dönmüşüz, delikler delmişiz ve bir işte havuz ya bir civata başlığı açmışız örneğin. Böyle farklı takım yolları olan bir işlemimiz olduğunu varsayalım. Tüm bu işi aynı bir takım yolunu kopyalamak gibi tüm bu işi kopyalayıp başka farklı bir geometri üzerinde aynı takımları aynı koşullarla kullanmamıza yarayan bir özelliktir şablondan iş. Yani bu yaptığımız herhangi bir işi sağ tık yapıp burada iş şablonunu farklı kaydet deyip gelip buraya ona bir isim vererek örneğin deneme diye bir isim verelim. Bu yaptığımız kayıtlı deneme işlemi burada mevcut olan bütün takım yollarının kayıtlı halidir. Örneğin bu parça üzerinde bunu farklı bir geometri olarak düşünelim. Geldik buradan sağ tık dedik, şablondan iş dedik yeni iş yerine. Şablondan işi tıklayıp buradan denemeyi çağırıp stok sihirbazını başlat diyerek yeni bir iş başlatarak buradan örneğin iş parçamızı seçtik. Farklı bir geometri olduğunu varsayalım bu parçanın. Kütüğümüz geldi ve ona bağlı olarak noktalarımız geldi. Orijinimizi seçtik ve onayladığımız anda bakın burada gördüğünüz gibi tüm takım yolları olduğu gibi geldi. Sadece yapmanız gereken geometrileri seçip üst ve alt nokta seçimlerini yapıp takım yollarını hesaplatmak. Bu sayede aynı metotları, aynı takımları, aynı kondisyonlarla hızlı bir şekilde farklı bir geometri üzerine uygulamanıza yarayan yardımcı bir kolaylık gibi düşünün şablondan işi. Bu şablondan işi nasıl yapıyoruz? Az önce gösterdiğim gibi kem parçası üzerinde sağ tık yapıp şablondan işi tıklayabilirsiniz. Ya da burada kısa yol tuşunu tıklayarak direkt şablondan iş deyip hangi isimde kaydettiyseniz o isimdeki şablon işini çağırıp devam ederek parça üzerinde işlem yapabilirsiniz. Hemen yanında ne var? Kütük gizle göster. Örneğin şuradan gelelim şöyle. Bakın burada hem takım yollarımız hem kütüğümüz, hepsi, hem iş parçamız, sıfır noktamız, bütün hepsi görünür vaziyette. Takım yolları adapte ettikçe burada oluşacak olan karmaşayı engellemek için normalde ne yapmamız gerekiyor? Takım yollarını vesaire her bir başlığı ayrı ayrı gizlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için normalde takım yolunun üzerine gelip sağ tıklayıp
boş dolu şeklinde takım yolunu gizle ya da göster şeklinde yapabiliyoruz. Ama bunun dışında yukarıda bizim bir kısa yol tuşumuz var. Kem ağacındaki takım yollarını ve stoğu gizle ya da göster şeklinde. Buna tıkladığımız anda bakın bütün hepsinin yanına göz işaretinin geldiğini göreceksiniz. Ve parça üzerinde örneğin makine ayarı üzerine tıkladığımda hiçbir şeyin görünür vaziyette olmadığı belirmiş olacak. Yani bu özetle açtığınızda bütün her şeyi görünür yapar. Kapattığınızda bütün her şeyi gizlemiş olur. Aynı şekilde hemen yanında örneğin şöyle kütüğü gösterecek vaziyete getirelim. Sadece kütüğe dair bir gizle ve göster seçeneğimiz de mevcut. Hemen yanında, onun hemen yanında simülasyon kısmının kısa yol tuşu var. Simülasyona normalde nasıl giriyoruz? Takım yollarımızı oluşturduk, parçamızı işledik, analiz yapmak istiyoruz. Bobcam'e tıklayıp yukarıdan simülasyona tıklayabiliriz ya da buradan direkt simülasyon tuşuna basarak, şu kısa yola basarak parça üzerinde yaptığımız işlemleri görmek adına direkt simülasyon kısmına geçiş yapabiliriz. Hemen bir sonraki oradaki kısa yol tuşunu görelim. Şurada gördüğünüz gibi bir makine ve yanında da makine ve üzerine disket imgesi olan iki tane kısa yol tuşumuz mevcut. Nedir bunlar? Bir tanesi postet, bir tanesi de postet farklı kaydet. Normalde işlemini yapmış olduğumuz, kemini yapmış olduğumuz parçamızın postunu almak istediğimizde freze üzerine gelip sağ tıklayıp postet ya da postet farklı kaydet diyebiliyoruz. Postet dediğimiz anda sadece buraya post çıkartıyor. Gördüğünüz gibi postet dediğinizde sadece yapmış olduğunuz takım yollarını post eder. Buradan bakıp analiz yapmanıza yardımcı olur. Tekrardan Bobcam imgesine tıkladığınızda sağ tık yapıp postet farklı kaydet dediğinizde istediğiniz bir yere, istediğiniz bir isimle postunuzu kaydedebilirsiniz. Ancak bu her ikisinin de kısa yolu var. Dediğim gibi üzerinde makine resmi olan imgeye sadece ona tıkladığınızda direkt post edecektir. Ve fakat üzerinde disket olan makine resmine tıkladığınızda bir dosya bağlantısı kısmı kutucuğu açılacaktır. Buradan istediğiniz yere, istediğiniz isimle dediğim gibi kaydet diyerek postunuzu kaydedebilirsiniz. Postunuzu kaydettiğiniz anda post dökümü kem sayfanıza da gelecektir. Eski haline getirmek için Bobcam imgesine tekrardan tıklamanız yeterli. Bobcam versiyon 9'a genel bir bakış yapmış olduk kem ağacı ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.